Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir tavuk baget tarifim var. Ama çevirme tavukçuların o çok gizli olan sosuyla yapacağım. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi önce güzel sosumuzu yapmakla başlıyoruz. Bu sos çok önemli. Bütün tavuk çevirmecilerin sır gibi sakladığı ve tavuklarını lezzetlendirdikleri sos bu. Önce 2 çay kaşığı tuz koyuyorum. Tuz önemli. En önemli şeylerden birisi. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, yani paprika. Çok soruluyor bana paprika nedir diye. Toz biber arkadaşlar. 1 çay kaşığı curry. 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı da kimyon. Bütün espri bu arkadaşlar. O muhteşem kokuyu, o muhteşem lezzeti bu sos veriyor. Hatta çevirme tavuklar da aldığınız zaman yanında paket içerisinde tavuğun üzerine dökmeniz için çok güzel kokan, lezzet veren sos var. İşte o sos bu arkadaşlar. Bu sosu bütün tavuk yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Tavuklarınızı güzelce lezzetlendirebilirsiniz. Daha önce çevirme tavuk yapmıştım biliyorsunuz fırında. O zaman da bu sosu yapmış ve göstermiştim. Yapanlar bilecekler. Müthiş bir lezzet ve kokuya sahip. Sosumuz şimdi beklesin. Biz diğer işlemleri yapalım. Şimdi fırına dayanıklı bir tepsimizi alıyoruz. Yanında eşlikçi olsun diye 3 adet de patates kullanıyorum ben çünkü çok lezzetli oluyor. Patateslerimi iri iri doğruyorum. Doğradıklarımı da tepsime alıyorum. Bu patatesleri de bu sosla kaplayacağız arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor bu sosla birlikte. Müthiş bir patates oluyor. İri doğramanız önemli. Tavuklar pişene kadar patateslerimiz erimesin. Şimdi yıkadığım ve süzdüğüm tavuklarımın iki tarafına da çizikler atıyorum. Bu önemli ki sosun bütün lezzeti içine geçsin. Bütün tavuklarımı bu şekilde çizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldi sıra soslamaya. Karışık bir şekilde tavuklarımın ve patateslerimin üzerine bu hazırladığım sosu bolca boca ediyorum. Çünkü gerçekten çok çok lezzet verecek. Her tarafına tabii yayacağım bunları. Sanki dışarıda hazır tavuk yer hissi oluşacak. Çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz. Umarım siz de seversiniz. Tavuk seviyorsanız bu tarifi seveceğinize ben eminim. Şimdi ellerimi yıkadım zaten tavuklarımı kestikten sonra. Güzelce her tarafına bulaştırıyorum. Hem patateslerime bulaştırıyorum hem de tavuklarıma. Her yerini güzelce ovuyorum bu sosla. Yaklaşık bir 10-15 dakika, çok fazla değil ama buzdolabına sokacağım. Tavuklarım bu sosta biraz bekleyecekler buzdolabında. Yaz ayı geldiği için havalar ısındı. Tavuk çok çabuk bozulma yapar ve zehirlenmesi çok tehlikelidir, Allah korusun. Kullandığımız tahtalara bile bulaştığı hijyeni çok önemli. O yüzden açıkta bırakmamamız gerekiyor tavuğumuzu. Her yerine gördüğünüz gibi bulaştırdık. Ve şimdi sıra geldi güzelce yerleştirmeye. Evet. Tavuklarım 20 dakika buzdolabında beklediler sosla. Güzelce sosu emdiler. Şimdi çok azıcık hemen kenarlarından biraz su koyuyorum. Hiç yağ koymadık biliyorsunuz. Bu su göreceksiniz finalde çıktığında kalmayacak. Yani sulu bir yemek olmayacak. Sadece fırının yüksek hararetinden dolayı hem tepsimiz hem fırınımız yanmasın diye buharlaşma sağlaması için koyuyorum. Sulu bir yemek olmayacak arkadaşlar. Şimdi 220 derecede önceden ısıttığım fırınıma güzelce nar gibi kızarana kadar gönderiyorum. Pişsin, görüşelim.
Evet arkadaşlar, 35 dakikada tavuğum nefis bir şekilde pişti ve fırından çıktı. Biraz ılısın, hemen servis ediyorum, göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, nefis tavuğum hazır. Şöyle de size göstermek istiyorum, servis ettim. Çok güzel pişti, inanılmaz bir koku yaptı. Dediğim gibi çevirme tavukçuların aynı kokusu ve görüntüsü var. Mutlaka bu sosla tavuğunuzu bir tatlandırın, deneyin arkadaşlar. Yapılışı çok kolay, 5 dakikada hazır. Umarım denersiniz ve beni anımsarsınız yerken. Şimdiden afiyet olsun diyorum bütün deneyecek olanlara. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Düşünceleriniz ve yorumlarınız benim için çok çok önemli. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.